Herkese merhabalar. 2001-2005 yılları arasında üretilen VTEC 2 olarak Türkiye'de bilinen araçtayım. Bu aracı ben 6 senedir kullanıyorum. O yüzden birazcık bu arabayla ilgili artık fikir sahibiyim, bir bilgi sahibiyim, tecrübe sahibiyim diyebilirim. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Bunun kronik sorun olarak bilinen şeylerini maddeleyeceğim. Birazcık kısa bir video tutacağım ki uzun olsun, insanların canını sıkmasın. En başta söyleyeceğim şey bütün aslında eski arabalar için geçerli. Çünkü bu Almanlar, Japonlar sıcak memleket olduğunu birazcık geç fark ettiler. 2010'larda falan fark ettiler. O yüzden bu arabalarda kronik değil ama bu araçlar, eski araçlar eğer doğru bakılmazsa, bakımları doğru yapılmazsa conta yakar. Çok net yakar, öyle hızlıca yakar. Yeni arabalar gibi veyahut yeni arabalar artık dayanıklı diyemem ama en azından bu conta konusunda dayanıklı olan araçlar gibi değiller. Evet, bu kasada onlardan biridir. Contayı çok rahat yakarsınız. Ama onun haricinde bunun eski kasalarındaki gibi birazcık fazla sararak, deviri birazcık fazla çevirerek, birazcık gaza gelerek yatak sarma gibi sorunlar bunda çok fazla değil, hatta hiç duymadım diyebilirim. Onun haricinde diyebileceğim bu makyajsız kasanın kadranını görüyorsunuz. Bu kadran sıcak havalarda gidip gelebilir. Soğuk lehim yapıyor bazen. Bazı arabalarda, her birinde yapmaz ama yabancı forumlarda da baktığınızda böyle bir sorun olabiliyor. Bir diğer olay bu tamamen elektrikli direksiyondur. Bununla ilgili apayrı bir video da çekeceğim. Hemen onu sağ üstteki kartlara tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bu arabayla ilgili bir oynatma listesi yapacağım. Bu elektrikli direksiyon bazen ses yapmaya başlayabiliyor ve haliyle elektrikli olduğu için, hidrolik veya kara düzen olmadığı için birazcık masraflı olabiliyor. Onun haricinde sürücü değil, yolcu airbag'i eğer daha önce patlamadıysa, değişmediyse servis tarafından bu diğer BMW'lerde var, Toyota'larda da var. O yıllarda üretilen hemen her araba geri çağrıldığı gibi bu da geri çağrıldı. Mutluhan'a veya işte hangi Honda servisine gidiyorsanız oraya gidip orijinalliğini kontrol ettirip değiştirebilirsiniz. Bu da kronik diyebiliriz. Sonuçta değişmesi gerekiyor. Eğer yolcu airbag'iniz daha önce değişmediyse, ilk üretildiği haliyle duruyorsa patlatıcısında, airbag patlatıcısında, şişiricisinde sorun olduğunu gidip 20 yıl sonra fark etmişler ve 20 yıl sonra çağırmışlar. Ben gittim değiştirdim. Onun haricinde bu arabalar bundan önceki nesiller için konuşuyorum. Yani 88-2001 arası için konuşuyorum. Amortisörleri, yayları vesaire çok daha konforludur ama biraz daha narindir. Alt takımı onlara göre biraz daha sık yaptırabilirsiniz ama sadece bunun alt kasaları için söylüyorum. Biraz daha narinler ama daha konforlular. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Onun haricinde şanzımanı 4 ileri vitestir. Bir sorun çıkmaz. En çok rastlanılan olay 2'den 3'e geçerken, 1'den 2'ye geçerken vesaire bir boşluğa düşüp böyle debriyajla ara gazı verilmiş gibi böyle bir silkeleyebilir. Çok uzun süre bu şekilde binerseniz de bir noktada artık bir size 5.000 ila 10.000 lira arası, şu anda 2021 için konuşuyorum, masraf çıkartır. Ama diğer arabaların şanzımanlarından daha güvenlidir diyebiliriz. Onun haricinde de yabancılarda gördüm, Türkiye şeylerinde hiç 6 senedir karşılaşmadım ama göya bu bozuluyormuş. Yani yabancılarda gördüm diye söylüyorum. Göya bu 4'ü birden bozuluyormuş. 4'ü birden hiçbir çalışmaz hale geliyormuş. Kapıları gösterdim, aklıma geldi. Bunun kilitleri bozuluyor. Niye bozuluyor yani bilmiyorum ama birazcık hızlı bozuluyor. Orijinalini alsanız da bozuluyor. 5-6 sene ömrü oluyor. Sonra Tofaş takıyorlar, tak tuk tak tuk ses geliyor, saçma sapan 20 liraya onları takıyorlar. Ben tasvip etmiyorum ama sizi kendi bileceğiniz iş. Şu anda 2021 fiyatları 180 lira falan, orijinal de değil, orijinal tipte olan yan sanayiler. Eğer kapı kilitlerinle ilgili sorun olursa da böyle bilginiz olsun. Onun haricinde mutlaka hepsinde tam da yaşı geldi, 20 senelikmiş bunun ömrü demek ki. Gruplara girerseniz de son böyle 3 seneye bakın, deli gibi bu kaput ve bagaj ve benzin deposunun telinin koptuğunu göreceksiniz. Bu da o yüzden mutlaka bu yaşlarda değişiyor. Alacağınız arabada değişmediyse emin olun birkaç sene içerisinde sizinki de bozulacaktır. Ömrü 20 sene bunun demek ki. Çünkü herkesin tam bu yıllarda başlamış kopmaya. Bir diğer olay da ses gelmesin, kapıyı kapatalım. Işık var mı? İlla flash mı açacağım? Neyse şöyle uzaktan çekeyim. Buradan ışık alır. Kaput açma bu kolu plastik. Bunu buradan çekerken nasıl abanıyorlarsa bunu kırıyorlar. Aynı sorun EK'da da var. Hatta o da şurada duruyor. Onunki de mesela kırıktı. Metal olanını getirttim, onu taktım. Yani siz de onu takabilirsiniz. Yoksa 100-200 liraya tel alıp bayağı bir uğraşarak teli takabilirsiniz. Onun haricinde bunun gaz pedalının sert olduğu söyleniyor. Kesinlikle sert değil. Bu araba otomatik vites, olması gerektiği gibi bir gaz pedalı var. Gidip de arabanın motorundan İki tane yayı var gaz kelebeğinde. O yayların bir tanesini çıkartıyorlar. Yani bunu mühendis düşünemedi mi de gidip Facebook'taki adam düşünüyor. Bence onu da çok yapmayın. Yani bu alışılmayacak bir şey olsa herhalde bu arabayı bu şekilde satışa çıkarmazlardı. Yani otomatik vites araba. Bundan siz ayak pedalıyla kullanıyorsunuz bu arabayı. Viteğin de bunu ayak gazıyla açıyorsunuz. Vitesi de bunun ayak gazıyla düşürüyorsunuz. O yüzden tabii ki de sert olacak. Yani yumuşakla durmadan dip gaz mı yapacaksınız? Bununla nasıl kullanacaksınız? O da ayrı bir olay. Onun haricinde bütün iç parçaları zaten yumuşak deridir. O yüzden öyle çatlama falan E30'lardaki gibi falan öyle bir kronik sorunları yoktur. Zaten bunun önceki kasalarında falan da o tarz sorunlar yoktu. Kronik sorunlar videosuna şunu da eklemeden olmaz. Bu araçlarda S paketlerde 4 airbag bulunur. İkisi kapı kenarlarındaki bu airbaglerdendir. Eğer siz akünün kutup başını sökmeden olur da bu koltuğu aşağıdan sökerseniz veyahut bazen de sadece oynatarak da oluyor bu. Kadranda sizin şöyle arabayı hafiften açalım. Şu yukarıdaki SRS ışığınız, airbag ışığınız durmadan yazılı kalır, açık kalır. Bakın bende şu anda mesela sorun yok diye söndü. Ama sizde açık kalır. O yüzden eğer koltukları sökecekseniz mutlaka koltuğu sökmeden önce akünün kutup başını sökün. Ve akünün kutup başını takmadan önce de airbag'in aşağıdaki koltuğun altındaki soketin yerine taktığınızdan emin olun. Yoksa 6 senedir her yıl belki 20 tane belki 50 tane gördüğüm gibi arkadaşlar gibi siz de oraya yazarsınız. Işığım yandı, nasıl söndüreceğim? Onun haricinde başka bir bununla ilgili böyle söyleyebileceğim bu 6 sene içerisinde gördüğüm kronik bir sorun yok. Sağından solundan su almadır, ne bileyim çürüktür falan filan, bu tarz sorunlarla ben hiç karşılaşmadım veya karşılaşında en azından şu anda bu videoyu çektiğim sırada hatırlamıyorum. Böyle bu video işinize yararsa veya ben siz bir beğen butonuna basın ki bana destek olsun, kanala destek olsun. Bu arabayla ilgili diğer videoları da hemen şuraya koyarım. Oynatma listesinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki görüşmek üzere, hoşçakalın.